İyi haftalar arkadaşlar. Ara sınavdan sonraki ilk ders haftasındayız. Bu hafta 5. üniteye bakacağız. Ulaştırma işletmeleri tarihini inceleyeceğiz. Ulaştırma işletmeleri tanımlayacağınız gibi 3 ana 4 karayolundaki iki ayrımla birlikte 4 boyutta inceleniyor. Şöyle bakarsak daha rahat olacak. Kara da, su da ve hava da olmak üzere karayı karayolu ve demir yolu olarak iki şekilde ele alıyoruz. Ben slaytlarda genellikle sizlere görsel olarak görmeniz için bazı önemli tabloları ya da tarihleri koyuyorum. Bunları tek tek burada şu an hepsinin üstünden geçmek zaten hem zaman alıcı hem de gerek yok. Ama bu dersi izlerken durdurup inceleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Affedersiniz. Önce tarihsel gelişimine bakacağız. Daha sonra ulaştırma işletmelerine dünyada ve Türkiye'de neler olmuş onlara kısaca değineceğiz arkadaşlar. Ulaştırma yine her zaman pek çok ilk için gittiğimiz, başvurduğumuz medeniyet Sümer'de tekerleğin bulunmasıyla bir devrim yaratıyor biliyorsunuz. Milattan önce yaklaşık 3500'lerde tekerleğin bulunması şehirler arası ulaşımı ve taşımacılığı kolaylaştırıyor haliyle. Yol kavramı gelişmeye başlıyor. Var, elbette zaten var ama artık daha fazla yani sabit belirli rotalar çizilmeye başlıyor tekerleğin icadı ile birlikte. Ve ticaret gelişiyor. Milattan önce 2000'li yıllardan itibaren hatırlarsanız yavaş yavaş doğu ile batı arasında ticaret alışverişi de başlıyordu. Ve bu gelişme artık günümüze kadar yani ticaret vazgeçilmez bir hareketlilik. Gördüğünüz gibi yaklaşık milattan önce 3500'lerde 2000'lerde bazı kırılma noktaları bugüne kadar devam ediyor. Seyahatler içindeki ticari pay çok da büyüktür ayrıca. Bugün de öyle. Romalılar mühendis toplum biliyorsunuz ve kendileri gelişmiş bir karayolu ağı kurmuşlardı. Taşıtların izleyeceği ilk düzenli yapılar yani artık sabit rotalar, şehir içi trafik sistemi, şehir içi güzergahlar, bugünkü bildiğiniz mantıkla gidiş geliş şeklinde yollar kuruldu. Anadolu'da da Romalıların yaptığı pek çok kuruldu ve çok yakın bir döneme kadar onların yaptıkları yollar kullanıldı. Yani yaklaşık 19. yüzyıla kadar Anadolu'da Romalıların inşa ettiği yollar başlıca yol ağı olarak kullanılmaktaydı. Karayolları geliştikçe elbette ticaret deniz yoluyla da her zaman devam edecek. Su yolu da diyebiliriz. Mısır'da Nil de çok önemlidir. Mezopotamya'daki o Fırat ve Dicle'nin nehirleri de önemlidir. Su yolu taşımacılığında. Böylece ticaretle birlikte yani birbirini besleyerek yol mantığı ve ticaret karşılıklı gelişmeye başladı, hareketlilik arttı diyebiliriz. Bugün olmazsa olmaz. Ulaştırma biliyorsunuz turizmin temel bir bileşeni. Yani ulaştırma ağı olmadan turizmden zaten söz edemiyoruz. Milattan sonra 5. yüzyılda artık Roma İmparatorluğu oldukça büyümüştü, hakimiyetini kurmuştu. Akdeniz'deki deniz ulaştırması Roma İmparatorluğu'nun ve doğuda da Bizans'ın tamamen hakimiyetine geçmiş oldu. Pusula çok önemlidir. Ulaştırma ne zaman? 12. yüzyılda bulundu, Çin'de bulundu ve 15. yüzyıl sonundaki coğrafi keşiflerinde ilham kaynağı oldu ya da daha doğrusu güven veren bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Bir başka önemli gelişme demir yolları çok önemli. Endüstri devriminin hızla yayılmasını sağlayan bir şeydir, gelişmedir. Demir yolu ulaştırması. Fakat endüstri devriminden önce raylı sistem yani raylı mantık 15. yüzyılda yani ne kadar 2,5 yüzyıl önce yaklaşık 2,5-3 yıl önce yaklaşık İngiltere'de ortaya çıkmıştı. Zaten demir yolu ve endüstri devrinin beşiği de yine İngiltere olacak biliyorsunuz. Şimdi karayoluyla başlayarak dört ulaştırma türünü inceleyeceğiz arkadaşlar. Karayolu ulaştırması
Elbette bir doğal kullanım var at arabalarıyla yürüyerek. Biz burada karayolu deyince ne anlıyoruz? Daha çok araçlı kullanım. Yani otomobil, ilk motorlu araç ya da ilk otomobil 1769'da hemen gördüğünüz gibi Endüstri Devrimi'nin hemen ortaya çıktığı dönemde ilk otomobil de geliştirilmişti. Fakat yaygınlaşması yani topluma yayılmasına birkaç on yıl daha sürecek, epeyce sürecek. 1800'lerde buharlı otobüsler başladı. Türkiye daha sonra gelecek. Türkiye biraz daha geç gelecek bu otomobil otobüsler. Henry Ford çok önemli isimdir seri üretimde. 1927'ye kadar Amerika'da 15 milyon otomobil üretildi ve satıldı. Yani artık Amerika zaten çok büyük olduğu için talep çok fazla. Otomobil orada bir özgürlük sağlıyor. Otobüs çok imkan vermiyordu, her yere gitmiyor. O nedenle otomobil hızla talep gördü ve Amerika çok ciddi bir karayolu ağı ve bireysel seyahatlerin başladığı dönemi yaşadı. 1900'lerin hemen başında görüyorsunuz. Türkiye'de neler oldu? Yine tarihsel açıdan baktığımızda Türkiye her zaman biliyorsunuz önemli medeniyetlerin hem geçiş yeri hem de konumlandığı bir bölge oldu. İpek yolu, baharat yolu, Likya yolu gibi bu ünlü yollar Anadolu'da inşa edildi ya da Anadolu'dan geçer arkadaşlar. O nedenle hem ondan önceki uygarlıklarda hem de bütün ondan sonraki neredeyse bütün ticaret yollarında önemli bir kavşak ya da dediğimiz gibi durak noktası oldu. Osmanlılar, evet, biraz önce söylemiştik ki 18. yüzyıla kadar Roma'dan kalan yolları kullanmaya devam ettiler. 1900'lerde yani yaklaşık ne zamanmış? 100-130 yıl sonra yaklaşık Osmanlı'da otomobillerde görülmeye başlandı. Otomobil hemen aynı zamanda otobüsler de Türkiye'ye giriş yaptı ve bir otobüs şirketi kuruldu. Kamil Koç Türkiye'nin ilk şehir arası otobüs taşımacılığı şirketi 1926'da kuruldu. Şöyle bazı önemli tarihlere bakabilirsiniz. 1961 Türkiye'deki ilk %100 tamamen yerli devrim otomobili geliştirilmişti biliyorsunuz. Ne yazık ki bu projeye son verildi. Daha sonra yerli bir marka Otosan ve Ford işbirliğiyle üretildi. Anadolu markasıyla bir otobüs yerli bir marka bu %100 yerli bir otomobil değil. Magirus otobüsleri yine ilk Türkiye'de üretilen ilk otobüs markasıdır. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir dönüm noktası Türkiye'de Dünya Savaşı. Türkiye için de öyle. İçine girmesek de çok etkilendik biliyorsunuz. Ve Cumhuriyet'le başlayan demir yolu atılımı ne yazık ki 1960'lardan sonra karayoluna döndü diyebiliriz. Ondan önce ciddi bir demir yolu yapılanması, hatta şu an Türkiye'nin temel demir yolu ağı bu Cumhuriyet döneminin ilk 1923'ten 50'lere kadar olan dönemde inşa edilen ağıdır hala. 1980'lerde turizm hareketliliğinin artmasıyla karayolu ulaştırması altın çağını yaşadı. Yani çok çok gelişti ve ne yazık ki, ne yazık ki diye söylüyoruz, Türkiye karayoluna daha fazla ağırlık verilen bir ulaştırma anlayışına sahip oldu diyebiliriz. Biraz sonra bakacağız arkadaşlar. Bugün karayolu yurt dışında değil elbette. Yurt dışından hala ağırlıklı hava yolu tercih ediyor. Yurt içinde karayolu çok ciddi bir payı oluşturuyor. Bunun alternatif nedir? Elbette başta demir yolu. Öyle olmasını talep ediyoruz elbette. Deniz yoluna baktığımızda arkadaşlar turistler tarafından en az tercih edilen Türkiye gelişlerde. Uluslararası seyahatlerdeki payı da çok fazla değil deniz yolunun. Deniz yolu elbette Endüstri Devrimi'yle birlikte gelişen bir ulaştırma türüdür. Özellikle ondan önce hep var, tarih boyunca basit kavar nerede, Mısır'dan itibaren her zaman var. Fakat 1807'de görüyorsunuz ilk buhar gücüyle hareket eden gemiler inşa edilmeye başlandı ve bu gemiler hemen bir iki yıl sonra okyanusu aşacak şekilde de geliştirildi. 18. yüzyılın ortalarında da dünyadaki Antarktika hariç tüm kıyı haritası çizilmişti. 1840'da Atlantik Okyanusu'na ilk düzenli yolcu gemisi başladı ve Cunard
Wise şirketiyle ve ona rakip bir diğer çok meşhur şirket Wise Starline. Bunu biliyorsunuz, Titanic'i geliştiren, icat olmaz, üreten şirket diyelim. Her ikisi de çok iddialı ve okyanus aşırı seyahat edebilen gemiler ürettiler. Fakat Titanic'in hikayesini de hepiniz biliyorsunuz. Cunard çok büyük böyle efsanevi gemiler üretti. Queen Mary gemisi gibi 1939'da en büyük gemi. Yani gerçekten yüzen, o zamanlar için yüzen şehir. Bugün hala aynı ismi kullanıyoruz. Yüzen şehirler, cruise fikri, yüzen otel değil artık yüzen şehir haline geldi. Cruise fikri çok tuttu. Çok güzel bir fikir olarak ortaya atıldı. Bugün hala çok çok revaçta olan lüks turizmden yavaş yavaş orta sınıfı da kapsayacak şekilde sınıfı genişleyen bir turizm türü haline gelmiştir diyebiliriz. Dünyada başka neler var? Yatlar çok önemli arkadaşlar. Özellikle bizim de içinde olduğumuz Avrupa'da yatçılık çok sevilir. Neredeyiz? Sevilir. Yatçılık özellikle küçük koyların olduğu yerlerde. Bizim Türkiye'deki Ege kıyılarına çok çok müsait ve hatta çok müsaitten öte çok cazip. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şeydir. Koylu yapılar. Kuzey Avrupa'da da vardır biliyorsunuz. O nedenle Türkiye bu açıdan çok avantajlı. 1600'ler, özür dilerim, 1600'lerden itibaren Avrupa'da bir yat kültürü var. Yani bu küçük şeylerle tekne gibi yani, ama yatın biliyorsunuz daha konforlusu. Seyahat fikri oldukça cazip bir turizm türü diyebiliriz. Türkiye'de nasıl başlamıştı deniz yolu ulaştırması? 15. yüzyılda tersaneye amire. Bugünkü denizcilik işletmelerinin ilk adımı diyebiliriz aslında. Çok isim değiştirecek arkadaşlar ve bugün Türkiye denizcilik işletmeleri adını alan işletme ya da kurum haline gelecek. 1827'de Osmanlı bir dışarıdan İngiltere'den ilk gemiyi satın almıştı. Sürat adlı gemiyi aldı. Bizim ürettiğimiz gemiler, Osmanlı'da üretilen gemiler daha küçük ve kısa mesafe seyahat eden gemiler. Bu ilk büyük Sürat gemisi 1827'de alındı ve hemen 1937'de Osmanlı döneminde yine %100 yerli Eseri Hayır adı verilen gemi üretildi. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye denizcilik işinden kitaptaki sırayla gittiği için böyle gidiyor arkadaşlar. Yani kitaptan takip edebilirsiniz diye. Çünkü kitapta bazen geçmişe gidiyor, geleceğe gidiyor. O nedenle burada da aynı şekilde ele aldım ben. Yani neden gidişler var diye düşünürseniz böyle bir açıklama yapmış olalım. Türkiye denizcilik işletmelerini dediğim gibi farklı isimler bugüne geldiğinden söz etmiştik. 1985'te artık bugünkü yapıya tam olarak kavuştuğunu söyleyebiliriz. Türkiye'deki yatçılığa baktığımızda evet, Bodrum tipi gulet. Türkiye özgü bir tekne tipi arkadaşlar. Detaylarını isterseniz araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Bizim Muğla bölgesi özellikle çok çok cazip, eşsiz böyle binlerce belki görülesi küçük koylar, bükler Türkiye'de verilen ismiyle onlardan oluştuğu için çok ciddi bir seyahat alanı oluşturuyor. Yani dümdüz bir kıyıda gezmek yerine elbette yatçılar ya da tekneciler koyları tercih ederler. Girintili çıkıntı yerleri keşfetmeyi severler. O nedenle Türkiye'ye özgü bir seyahat anlayışı doğdu diyebiliriz. Mavi yolculuk adı verilen bu seyahat Türkiye'nin, daha doğrusu Bodrum'un ünlü Halikarnas balıkçısı olarak tanınan yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın fikridir. Kendi teknesi macerayla başlattığı bu şey mavi yolculuk, yani koyların yavaş yavaş keşfedilmesi kendisinden sonra bugün hala devam eden şekilde yurt dışından turistlerin de çok severek katıldığı bir seyahat fikri oldu arkadaşlar. Ve denizden söz edince elbette marinalara da bakmamız gerekecek. Türkiye'de ilk marinalar Turizm Bankası 1955'ten itibaren görürüz arkadaşlar. Turban Bankası, Turizm Bankası, turizmi teşvik vermek üzere kurulmuş bir banka olan Turban'ın kurduğu marinalar
Türkiye'nin ilk marinalarıdır. Nerede? İlki Kuşadası ve Bodrum'da kurdular. Bugün toplamda 46 marina var ve belediyelere ait de 6 tane yat limanı bulunmakta. Yat limanları için bu marinalar çok çok önemli. Fakat coğrafya bir izin verecek. Bizim coğrafyamız özellikle bu yatçılık açısından göz dolan yerler biraz daha küçük koylar. Çok büyük, uzun, onlara çok büyük şeye yat hacmi izin verecek kadar büyük koylar değil. Ve demir yoluna geldik. Evet, demir yolu çok önemli demiştik. Buna daha önce de değinmiştik. Endüstri devrimi sonrasında özellikle ikinci ünitede değinmiştik. Turizmin hızlı gelişmesinde çok kritik bir rol oynar demir yolu. 1825'te yolculara hizmet vermeye başladı. 1600'lerden beri bir şey var. Yani daha doğrusu raylı sistem hep var. Nerede? Madenlerde. Yani vagon mantığıyla işte yüklerin madenden işte çıkarılması gibi bir mantık var ama yolculara hizmet veren, insanları da taşıyan tren mantığı, bugünkü tren mantığı 1825'te başladı arkadaşlar. Ve 1830'da hemen geliştirilerek bugünkü tam anlamıyla lokomotifli, çekişli, güçlü trenler yine İngiltere'de başladı diyebiliriz. 1841'deki ilk organize turu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Daha önce de değinmiştik. Bu organize turda demir yolu kullanıldı. Daha doğrusu tren kullanıldı. Tren ücreti ve gidilen yerde konaklama ve işte yeme içme hepsi dahil tek bir fiyat verilmişti hatırlarsanız. Thomas Cook bunun da mucididir diyebiliriz. Evet, bu mucidi bir aslında icat diyebiliriz. Bir yaratıcı bir fikirdi o dönem için. Daha sonra Wagensleet çok önemli bir şirket arkadaşlar. Avrupa'da çok demir yolu ağında çok önemli yatırımları olan, aynı zamanda otel yatırımları da yapan bir şirket. 1883'te Orient Express'i başlaması, yani Wagensleet'in bir şeyidir. Eseridir diyebiliriz Orient Express'e. Orient Express biliyorsunuz 1970'lerin başına kadar faaliyette kaldı ve Orient Express'in İstanbul'a uzanmasıyla birlikte 1890'larda İstanbul'da büyük oteller, Pera Palas gibi, Büyük Londra gibi açıldı ve bugün hala da faaliyetteler. Dünyada durum nedir diye baktığımızda, evet Asya bu konuda çok iddialı. Orta Avrupa, Çek mesela bu konuda çok çok iddialı ve başarılılar. İtalya yine aynı şekilde. Çin bugün en uzun demir yolu ağına sahip ülkedir. Köylere kadar Avrupa'da da öyle giden demir yolu ağı var. Gelişmiş dünyada başlıca ulaşım alanı olarak özellikle yurt içinde demir yolu Avrupa'da yurt dışında da kullanılıyor. Uluslararası hacmi de çok iyi. Demir yolu tercih ediliyor diyebiliriz arkadaşlar. Yüksek hızlı trenler var biliyorsunuz. Bizim Türkiye'de de başlatıldı. Japonya'da onun öncüsü oldu. Avrupa özellikle tam olarak bir bütünlük sağlamış durumda diyebiliriz. O şey olarak uluslararası demir yolu ağında kesintisiz gayet iyi işleyen bir sistemi de kurmuş durumda. Türkiye'de 1856 yılında İzmir-Aydın ilk demir yolu hattı olarak kuruldu arkadaşlar. Fakat bizim henüz bu konuda yeterince uzmanlığımız olmadığı için demir yolu, Türkiye'deki ilk demir yolları Kars, Sarıkamış görüyorsunuz. Ege'de yine yukarıda Marmara'da genellikle yabancılar, İngilizler, Ruslar, Almanların yatırımlarıyla yani aynen bugün olduğu gibi bir yabancı şirketin gelip ülkeye yatırım yapıp yani kârda elbette ortak olması şeklinde inşa edildi. Böylece bunlar önemliydi. Neden? Çünkü İstanbul'un Avrupa'ya bağlantısını sağladı bu ilk yatırımlar. 1872'de Türkiye'de bir demiryolu idaresi kurdu ve Osmanlılar ilk olarak nereyi inşa etmiş? Haydarpaşa İzmir hattını şöyle kayıt yapalım. Osmanlı'nın inşa ettiği ilk hat Haydarpaşa İzmir hattı oldu arkadaşlar. Öncekiler hep yabancıydı gördüğünüz gibi. Söylediğimiz gibi Cumhuriyet'in de çok önemli bir politikasıydı fakat 1950'lerden sonra ne yazık ki karayoluna kaydı bu politikalar. 2000'li yıllarda Cumhuriyet'ten sonraki ilk atılım belki başladı diyebiliriz demir yolunda. Bugün Marmaray ile evet çok önemli bir proje aslında.
Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir demir yolu ağı da, özür dilerim, rotası da tamamlanmış oldu diyebiliriz. Hava yoluna baktığımızda dünyada neler olmuş? 18. yüzyılda arkadaşlar, aslında yani ne zaman? Endüstri devriminde havadan hafif olması gerektiği düşünülüyordu. Uçan araçların, havada uçabilecek araçların havadan daha hafif olması gerektiği düşünülüyordu. İşte balonlar, zeppinler ilk havada taşıt araçları diyebiliriz. Fakat bugünkü uçak bildiğimiz, artık onun mekaniğini siz isteyenler, meraklılar bakabilir de internetten. Havadan daha ağır araçların da uçmasının yolu bulundu. Sistemi ya da o şey sistem geliştirildi diyebiliriz. Bizim için bu kadar detay yeterli bu derste. Wright kardeşler ilk motorlu uçağı icat ettiler. 1919'da ilk tarifeli uçak seferleri, uluslararası uçak seferi nerede? Londra Paris arasında başladı arkadaşlar. Radar sistemi 1935'te bulundu. Çünkü radar olmazsa olmaz, biliyorsunuz, havacılıkta çok çok kritik. Havacılık hata kabul etmeyen, kusursuz işlemesi gereken bir demir yolu da öyle. Aslında bütün ulaştırma öyle de diğerlerinde belki bu kadar %100 kontrol sağlanmıyor. Ama demir yolu ve hava yolu o yüzden daha güvenliler aslında. Hemen 1935'te de radar sistemi bulundu. Radar sisteminin bulunmasıyla birlikte İkinci Dünya Savaşı'nda daha nitelikli uçaklar, ilk jet motorlu uçaklar geliştirildi. Şeytan, özür dilerim. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu ilk jet motorlu uçakların geliştirilmesi daha sonra bildiğiniz gibi savaş sonrasındaki hava yolu ağının ve hava yolu ile savaşa yönelmiş o teknolojinin genel hayata, normal yaşama aktarıldığını görüyoruz ve o da zaten turizmin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası turizmin özellikle hızla büyümesinin başlıca nedeni oldu. Endüstri devriminde nasıl demir yolundan söz ettiysek İkinci Dünya Savaşı'nda hava yolu çok çok belirleyici oldu turizmin gelişmesinde. Evet, şöyle bazı önemli tarihlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada değinebileceğimiz bir diğer tarih 1970'ler, kitlesel seyahatler. 1970'lerden sonra neden gelişti? Çünkü Amerika'da, Türkiye'de de öyleydi yakın döneme kadar. Sizler de biliyorsunuzdur. Ülkeler özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha fazla kaynak ve üretim ilişkilerini kontrolünde tuttular. Yani ekonomileri biraz daha kapalı bir ekonomi, daha çok devlet kontrolünde olan, kapitalist de olsa devlet kontrolü daha fazla oldu. Özel gelişim daha sınırlı olduğu bir anlayışı benimsemiştir dünya. Başta Amerika olmak üzere 1970'lerden sonra o devlet kontrolünün azalarak özel gelişimlerin daha fazla izin verilmesine, biliyoruz biz genel olarak serbestleşme ya da özelleşme olarak da duymuş olabilirsiniz. Bu 1970'lerden sonra Amerika'da hava yolunun serbestleşmesiyle birlikte, yani özel girişimlere izin verilmesiyle birlikte çok fazla hava yolu işletmesi kuruldu. Yeni rotalar, yeni şeyler, varış noktaları, yeni ağlar müthiş gelişti hava yolu. Ve Türkiye'de bunun şeyi de tarihi 1980'ler sonrasıdır. 2000'lerden sonra ikinci bir atağı yaşadı Türkiye. Özel girişimler girdikçe elbette ne oluyor? Rekabet artıyor. Bu bazen müşterinin yararına da olabiliyor elbette, haliyle fiyatlar düşüyor. Ve o sektörler farklı bir gelişmeye yöneliyor diyebiliriz. 1950'lerde sivil havacılık da gelişti, evet. Yani sivil havacılık bu daha çok tabii ki yurt içinde özel bireysel kullanıma yönelik bir şeydir. Bugün hala devam eder. Zaten tüm dünyada havacılık, havacılığın olduğu hemen her ülkede sivil havacılık da var. Yani aslına bakarsanız devletin kontrol dışındaki, onlar zaten daha çok askeriye yöneldi. Bazen devletler bu şeyde uluslararası havayolu işletmelerine sahip de olabiliyor. Fakat onun dışında tüm havayolu, işte bireysel olsun veya işte tarifeli seferler olsun, hepsinde sivil havacılığın desteği var diyebiliriz. Tarifeli seferler yanında charter seferler başladı. Charter seferler arkadaşlar
Tarifiye seferleri biliyorsunuz, bütün şeye açık, tüketiciye, bütün müşteri gruplarına açık seferlerdir. Charterlar ise genellikle seyahat acentaları uçağın belli bir kısmını daha önceden satın alırlar. Aynen otellerde olduğu gibi veya bütün uçağı satın alırlar ve tarifeli seferlerin dediğimiz gibi bireysel kullanıma kapalıdır bu charterlar. Seyahat acentası kendi yolcusu, genellikle paket tur, charter tur denir ona. Paket turu almış olan müşteriler dediğimiz gibi bir uçağın belli bir kısmını ya da belki bazen tamamını kullanırlar. Acentalar bu şekilde taşımacılığını yerine getirirler. Evet, bazı uçak tiplerinde görebilirsiniz ek bilgi olarak arkadaşlar. 1990 çok önemli bir yıl oldu ya da dönemi başlattı diyebiliriz. Türkiye'de çok derinden etkiledi. Irak ya da Körfez Savaşı, İran Kuveyt işgaliyle başlayan Körfez Savaşı diyebiliriz ve dünyada ilk canlı izlenen savaş olarak da tarihe geçmiştir televizyonlarda. O bir ekonomik krize neden oldu bu dönem ve pek çok havayolu şirketi iflas etti. Türkiye turizminde bir dönüm noktasını oluşturdu ama o bizim dersimizin uzun uzun konusu değil şu an elbette. Şöyle bazı kritik bilgileri de bakabilirsiniz arkadaşlar. Bugün 20 saate kadar ve 15 bin kilometreye kadar direkt uçuşun mümkün olduğu bir döneme geldik. Birkaç saatten 20 saate kadar yakıt ikmali almadan yani tamamen havada geçen uçuş teknolojisine gelmiş durumdayız. Türkiye'de nasıl başlamıştı? Türkiye'de Hazarfen Ahmet Çelebi çok meşhur bir isimdir havacılıkta. Uçma fikriyle aslında hareket etti. Geliştirdiği bir şey yok. Uçan bir araç yok. Ama uçma fikri. Kanatlar takıp uçabilen, uçmuş yani bunu da başarmış olan bir kişi oldu. İstanbul'da Galata Kulesi'nden hareket etmişti. Türkiye'nin ilk havayolu hattı 1922'de evet İstanbul'a uğrayan ilk yabancı seferde başladı diyebiliriz. Türk Hava Kuvvetleri 1923 hemen Cumhuriyet'le birlikte kuruldu. Görüyorsunuz. Aslında yine demiryolu gibi hava yolunda da iddialı bir başlangıç yaptık diyebiliriz. Yabancı uçuşlar Türkiye'ye hemen başladı 1925'te. Yani seferlerine İstanbul'u eklediler. Türkiye Teyyari Cemiyeti yani Türk Hava Kurumu 1935'te kuruldu. Sivil havacılık dediğimiz gibi biraz önce. İlk adımı 1935'te atılmıştı. Bunlar aslında çok önemli, çok erken zamanlar dünyayla kıyaslayınca. Hava yolu için söyleyecek olursak. Otomobilde aynı şey değildi fark ettiyseniz ya da demiryolunda ama hava yolunda sivil havacılıkta da en azından çok da geri kalmış sayılmayız. Ve Ceyhun Kuş Türkiye'nin ilk havacısıdır. Yunanlıların savaş sırasında bıraktıkları uçağa bakarak Türkiye'de bir uçak yapmayı da başarmış bir isimdir. Önemli bir isim Türk havacılığında. Bugün Türkiye'de bu tabii ki bizim kitabı yazdığımız dönemde şu an birkaç tane daha eklendi. Havalimanları, taksi işletmesi pandemi girdiği için bu gelişme çok fazla olmadı zaten. Kitabımız pandemi döneminde çıkmıştı. 516 yolcu uçağı ile Türk Hava Yolu şu an ulaştırması hayatına devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Varsa sorunuz ya da katkınız yazabilirsiniz. Yoksa dersi tamamlayalım. Bu dersler arkadaşlar sizlere kısa bir özet. Aslında derse canlı katılan arkadaşlar için de sorularınızı yöneltme fırsatı olarak düşünülmüş bir şey. Ders planı. Ana kaynağınız her zaman kitap. Bunu tekrar hatırlatalım. Lütfen kitaptan. Burada öne çıkan yerleri vurgulamaya çalışıyoruz sadece. Kitaptan bilgilerinizi pekiştirin ya da geliştirin. Daha fazlası elbette orada. Bu hafta o zaman dersimizi tamamladık. Haftaya görüşmek üzere diyelim. İyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın.